2022 Kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanı'na bağlı Alev Beydaş'ı Ceren Başkanı diye bir başkanlık oluşturuldu. Biz tabii ki önceki aşamalarda tüm Alevi kurumları olarak, Alevi toplumları olarak buna karşı çıkmamıza rağmen maalesef siyasal iktidar yine bildiğini okudu. Yani bu grubun temel amacına bakacak olursak, yani görünüşte sanki Alevi kamuoyunda böyle bir algı yaratmışlardır. Esasında biz cemevlerini de tanıyoruz ve bunun içinde bir daire başkanı oluşturduk. Bu daire başkanı kapsamında Alevi toplumuna ve cemevlerine hizmet etme amaçlı bir oluşum oluşturduğu gibi bir algı oluşturmaya çalışıyor. Devletin gelenekçi bir asimilasyon politikası vardır. Dönem dönem değişir. Evet, Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı maalesef sürecin ruhuna uygun yapılan bir çalışmadır. Sürecin ruhuna uygun yapılan bir asimilasyon politikasının parçası olduğunu en daim ifade etmek isteriz. Ve asla ve asla bu başkanlığa bağlı olarak hareket etmeyeceğimizi, onların hiçbir talebini yerine getirmeyeceğimizi ve asla bu kuruma bağlanmayacağımızı bugün bir kez daha ifade ediyoruz ve bağlanmadık da. Bu kurumu yapmış olduğu çalışmanın bakıldığında Anadolu coğrafyasında Alevi toplumunun bulunduğu bütün cemevlerini karış karış köylere kadar gittiler gezdiler. Israrla ve ısrarla bu kuruma bağlı olarak hareket etmesi gerektiğini, neredeyse cemevin tarifini dahi yapacaklarını her gittiler platformda söyledi. Tabii ki biz Alevi kurumunu da boş durmadık. Mitingler düzenledik, toplantılar yaptık, halk çalışmaları yürüttük ve bu kurumun temel amacını boşa çıkarmak için mücadelemiz halinde devam ediyor. Son yayınlanan bir yönetmeliğe bakıldığında, bu yönetmelik ne zaman yayınlandı? 20 Nisan 2024 tarihli bir yönetmelik, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan bir yönetmelik. Yönetmenin ismi ise cemevlerin aydınlatma giderlerinin ödenmesine dair yönetmelik. Temel amacı ne? Burada bakıyorsun, amaç. Bu yönetmenin temel amacı cemevlerin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin ödenmesini uygulanacak usul ve esaslar. Kapsam. Bu yönetme diyor, cemevlerin aydınlatma giderlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine ödenmesine ilişkin işlemleri kapsam. Mesela daim şunu söylüyor. Yani bu tür yönetmeni çıkaracağımıza, bu tür kararnameler çıkaracağımıza talebimiz açık ve nettir. Eşit yurttaş olmak zorundadır. Eşit yurttaşlık kapsamında Alevi kimliği vardı, Alevi inancı vardı. Bu Alevilerin bir de ibadethanesi vardır. Bu ibadethanenin yasal statü altına alınmasını talep ediyor. Siz zaten cemevlerine yasal statü verirseniz bu tür şeylerle ulaşmazsınız. Dolayısıyla buradaki niyeti çok iyi okumak lazım. Buradaki niyetin temel amacı başlarından ifade ettiğim gibi asimilasyon politikasının bir parçasıdır. Tamamen devlet tipi, iktidar tipi bir cemevi, bir Alevi toplumu yaratarak kendilerine hizmet etmektir. Biz buna asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Bu yönetmeliği bir bütüne bakıldığında zaten biz bu kurumu kabul etmediğimizi başına ifade etmişiz. Yönetmekte bile sıkıntı olduğunu, bir ayrımcılık olduğunu açık bir şekilde görmekteyiz. Bunu neden söylüyorum? Şimdi elinizde camilerin bakım, onarım, temizlik ve çevre tanzimi yönetmeliği. Burada ise cemevlerinin sadece aydınlatma. Camilerin bakım, onarım, temizlik, çevre tanzimi yönetmeliğine bakıldığında kapsam daha geniştir. Ve birden fazla kurumla buna kapsın. Aynen şöyle ifade eder, bu yönetmenin amacı başta tarihi, turistik eserler niteliğinin vakıf, cami, mescitler olmak üzere diğer cami ve mescitlerin bakım, onarım, temizlik, çevre tanzimi, güvenlik hizmetleri, ilgili esasları bu konuda kuruluşlar arasında yetki ve görev alanların üzerinde düzenlenecek koordinasyon sağlamak. Bakınız cemevlerin aydınlatma yönetmeliği ilgili sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ismi geçiyor. Ama camilerin bu yönetmeninde ise Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanı, Vakıflar Genel Müdürü, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürü, valilikler, belediyeler, birden fazla muhatap ve birden fazla sahiplenme var. Ne geçiyor camilerden? Onarım, bakım, temizlik, çevre tanzimi, aydınlatma, su ihtiyacı, güvenlik, turizm, mahya kurdurma. Yani birden fazla hizmet geçiyor. Ama cemevlerine baktığında bile, yani aradaki farkı görüyorsun. Burada bile, bak kabul etmediğiniz halde, burada bile bir ayrışma var, bir ayrımcılık var. Burada bile ayrımcılık var. Şayet niyetleri gerçekten de iyi ise, yani gerçekten de Alevi toplumun hizmetine uygun, Alevi toplumun
inanca uygun bir hizmet verilecekse, o zaman burada sadece aydınlatma arasını tutmamalı gerek. Bakın yine şer düşüyorum, bunu kabul etmediğimizi, bu Alevi Tecemi Başkanı kabul etmediğimizi altına şer düşerek belirtme kaydıyla bu yönetmekte bile bir iyi niyet olmadığını, asimilasyon politikası olduğunu açıklattılar. Ve aydınlatma derken de aydınlatma sınırı tutuyor. Cenevi içinde bile bir ayrışma yaparak, bir ayrımcılık yaparak sınırlı sayıda yerlerin aydınlatma giderlerini kapsayacak bir yönetmenlik olduğunu buradan ifade etmek isterim. Kurban kesim yeri, aşevi, morg, gasilhane, görevli odası, taziye salonu ve diğer bölümlerden oluşan Alevi Bektaşi Kültür ve Cenevi Başkanı tarafından tespiti yapılan cenevlerin aydınlatma gideri. Yine Alevi toplumuna hoş görmek için tabii ki bu yerlerin diyor aydınlatma gideri ayrı bir abonelikle ayrı bir abonelik adı altında ibraz edilecek. Diğer kalan kısımlar ise ayrı bir abonelik oluşturarak yani cemevlerin kendi bütçesine ödemesi sağlanacak. Burada bile bir ayrımcılık var. Hem aydınlatma gideriyle sınır tutmakla birlikte bir ayrımcılık olduğu kadar aynı zamanda aydınlatma gideri derken sınırlı sayı, az önce saymış olduğum bölümleri kapsayacak bir yönetmelik düzenlemekle cemevin kendi içinde bile, kendi binasında bile bir ayrımcılıkla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek istedim. Tabii yine de bir algı yaratmak için şöyle bir geçici hüküm var. Bu yönetmenin yürürlük tarihinde mevcut olan cemevleriyle yönetmenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde inşaatına başlanacak olan cemevinin aydınlatma giderinin ödenmesinde Sayaçan'ın tevfik şartı, yani ayrışma, Sayaçan'ın ayrılma şartı diyor, 31 Aralık 2028 tarihine kadar uygulanmaz. Yani bu şu demek oluyor, bu tarihe kadar, yani 31 Aralık 2028 tarihine kadar tek abonelik üzerinde devam etsin. 31 Aralık 2028'den sonra ise saymış olduğumuz bölümlerin aydınlatma gideri ayrı bir abonelikle devam etsin. Diğer kalan kısım ise ayrı bir abonelikle devam etmesi koşuluyla cemevin kendi bütçesine ödemesi. Bunu şimdilik ertelemişler. Bir 5 yıl ertelemişler. 5 yıl boyunca dolayısıyla tek abonelik üzerine ve bütün elektrik faturası Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinin ödeme koşuluyla bu yönetmenin çıkardığını en azından burada belirtmek isteriz. Yine söylüyoruz. Tabii ki biz bunun aslında hakkımızın olduğunu düşünüyoruz. Elbette ki cemevlerinin, Alevi'nin ibadethanesinin tüm giderlerinin sonuçta Aleviler de burada bir vatandaştır. Hizmet alma hakkı vardır. Hizmet alma hakkı kapsamında kamu bütçesinden her daim faydalanma hakkı vardır. Biz her zaman diyoruz ki kamu bütçesine ödensin. Kamu bütçesinden ödenmesi koşu da cemevlerinin ibadethane olarak tanınması ve yasal statüye kavuşturulmasını belirtmek isteriz. Bu itibarla diyoruz ki başından haber ifade ettik. Cemevlerini tanımlamak Kültür Turizm Bakanlığı'nın işi değildir. Ve devletin hiç işi değildir. Cemevlerini tanımlamak bunu yaşayanların, bu inancı yaşayanların Alevi toplumun hakkıdır. Biz her daim Alevi toplumunun gerek örgütsel bağlamda, gerekse bireysel bağlamda, gerekse toplumsal bağlamda cemevleri yasal statüye kavuşuncaya kadar, Aleviler bu ülkede eşit vatandaş oluncaya kadar her daim demokratik hak mücadelemizin devam edeceğini buradan bir kez daha belirtmek istediğimizi ifade ederiz.